Merhaba. Borsada Birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi genel takip ettiğimiz senetleri değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. İlk olarak her zamanki gibi Aselsan'la başlayalım ve Aselsan'daki çizgilerimiz ne şekilde oluşmuş bir bakalım. Aselsan'da çizdiğimiz bir yeşil çizgimiz vardı ve bu yeşil çizginin üzerindeki kapanışlardan sonra görmüş olduğunuz şu bölgemiz hedef konumuna gelir demiştik. Bu kaydı izlediğinizde zaten görebilirsiniz. Kayıt tarihimiz buradaki dik çizgilerde zaten kayıtlı olmuş oluyor. Ve gördüğünüz gibi çizgilerimiz net. Hiçbir zamanda değiştirme ihtimalimiz olmayan bir şekilde takip ediyorsunuz. Ve gayet güzel bir şekilde Aselsan tekniğini güzel çalıştırmış ve direnç noktasında test ederek oradan bir satış yemiş. Tabii ki normal bir durum. Yani normal bir durum derken bu olması gereken bir durumdu. Neden? Ben çünkü bu çizgiyi çizdiğimde burada bir direnç durumu meydana gelebilir diye söylemişim ve o da bu durumu o şekilde teknik bu şekilde çalışması gerekiyor demiş ve aynı direnci o şekilde takip ederek orada satış durumuna geçen arkadaşlar satış yapmışlar. Ama şimdi buradaki durumda oluşan durum nedir? Önemli olan bizim için. Yani en azından artık bu yeşil çizgimizin üzerinde kapanışlar gerçekleşmiş oldu. Ve bu kapanışlardan sonra da daha yukarıdaki hedefler için bir atak başlamış oldu. O zaman ne olması gerekiyor artık? 33 bölgesinin altına Aselsan düşmemesi gerekiyor. Bu önemli olan. Bu bölgeden sonra da Aselsan'da daha yukarılar artık söz konusu olma ihtimalini çoğaltmış oluyor. Yani 33 fiyatlarının altına artık Aselsan düşmediği sürece daha aşağılar söz konusu değil. Daha yukarıdaki bu dirençler, bu direnç ne kadar da olsa test edilip satış yese de önümüzdeki günlerde kırılacak bir direnç konumuna gelen bir aday durumuna olmuş oldu. Ve şurada oluşan bu kanalın içerisine de girerek Aselsan daha yukarıda 40'lı ve 41-42'li daha yukarıda en üst bölgedeki çizdiğimiz şu çizgimizi de ileriki günlerde test edebilecek duruma gelmiş oldu. Önemli olan bence budur. Artık 33'lü fiyatların altına düşüş yapmadığı sürece Aselsan'da daha yukarılı hedefleri görmek isteyebilirseniz takip edin YouTube'da ve bu çizgilerimizde net bir şekilde çizdiğimizi görmüş olursunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi bu çizgiyi çizdiğimizde şu bölgelerde büyük ihtimalle o zaman çizmiştik. Kayıt tarihlerimiz burada mevcut. Bir önceki yayınları izleyerek hangi tarihte çizdiğimizi rahatlıkla görebilirsiniz. Diğer senedimiz Garanti Bankası. Garanti Bankası'nda çizdiğimiz çizgilerde net bir şekilde aynı devam ediyor. Buraya bir mavi kanalı çizmiştik. Mavi kanalın durumuna göre de yön tayinini belirleyeceğiz demiştik. Bu hafta herhangi bir durum meydana gelmemiş. Ama şurada oluşturduğu kısa bir yatay kanalda olsa bir kanal oluşumu olmuş. İşte bu kanalı önümüzdeki hafta artık netleştirmesi lazım Garanti Bankası. Ve şurada görmüş olduğunuz üçgen durumuna da bakarsak kısa da daha aşağılara bir düşüş gerçekleşmezse pazartesi ve salı günü için büyük ihtimalle çarşamba olmasa bile perşembe günü Garanti Bankası'nda yukarı bir atak başlarsa iyi bir atakla 8.70'lere büyük ihtimalle hedef konumuna getiren bir durum meydana gelebilir. 8 onların üzerinde yapacağı ilk kapanıştan sonra bu durum büyük ihtimalle netleşir düşüncesindeyim. Kardemir'de de gördüğünüz gibi çizgilerimiz net. Yani biz bir önceki kaydımızda çizdiğimiz çizgi bir sonraki kaydımızda aynı şekilde önünüze geliyor. Bir önceki zaten videoda izlerseniz görebilirsiniz. Ve Kardemir'de de şu bölümü çizdiğimi hatırlıyorsunuz. Bu bölümün altına düşüş olmadığı sürece tepkisini bu bölgelerden verebilir demiştik. Ve şu anda da o bölümde gördüğünüz gibi yukarı ve aşağıya doldurmaya çalışıyor. Yani şu ara bölgeyi.
Bu durumdan sonra Kardemir'de de kısa da bir tepki gelirse 3.20'ler direnç konumunda çalışabilir. 3.20'lerin üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber hızlı bir hareketle 3.75, 3.90 dörtlü fiyatlara bir yükseliş gelme ihtimali olan bir duruma gelen bir Kardemir izliyoruz. Üçlü fiyatların altında kapanışlar olmadığı sürece Kardemir'de de dörtlü fiyatlar hedef konumunda olmaya başlamış görüntüsü veriyor düşüncesindeyim. Diğer senedimiz Türk Hava Yolları. Evet, Türk Hava Yolları'nda da sarı çizgimiz, kanalımız oluşturmuştuk ve kanalda devam ediyor demiştik. Önemli olan ne demiştik Türk Hava Yolları'nda? Bu noktayı koyduktan sonra buranın altına düşüş yapmaması demiştik. Şu an için halen daha o düşüş olmadı. Yatay olarak devam ettiği sürece de bu bölgenin altına düşüş olmadığı sürece de Türk Hava Yolları'ndan ben yukarıya atak gelme ihtimalini çoğaltan bir görüntü izliyorum. Yeter ki bu bölgenin altına yani 11.30'un altına düşüş olmasın. Diğer senedimiz Petkim. Petkim'de de herhangi bir durum meydana gelmemiş gördüğünüz gibi. Sarı çizgimiz 4.15, yukarıda mavi çizgi hedef konumunda 4.50. Aynı şekilde devam etmiş herhangi bir değişiklik olmamış Petkim'de. Evet, yeni bir senet takibimize ekleyeceğiz. İleriki günlerde takip etmek için ve destek direnç noktalarını oluşturalım ve önümüzdeki günlerde güncelleyerek takip edilebileceğimiz yeni bir senedimiz olsun istedim. Ve bu yeni senedimizde tabii ki düşüşlerini tamamlamış olabilecek durumda ve yatay durumu bitmek üzere olan bir senet konumunda olan Tüpraş. Ve bu durumdan sonra Tüpraş'ı şu şekilde takip ederek önümüzdeki günlerde güncelleyerek de Tüpraş'ı bir takibimize alalım. Kısada en önemli destek noktamız Tüpraş için şu bölge olacak. Yani bu bölgenin altına düşüş olmadığı sürece kısada Tüpraş'ı önümüzdeki günler için takip ederek evet sarı çizgimizi oluşturmuş olduk. 84.23'ler, 84.25'ler ve üst bölgemizde şu bölgeyi geçtikten sonra da yeni hedef konumlarına gelebilecek bir durum meydana gelecek. Buraya da şu mavi çizgimizi koyalım ve kanalımız bu şekilde. 91.75 ve 84.23 arasında Tüpraş'ı bir takip etmeye başlayalım ve bu bölgelerden sonra da kanalımız bu şekilde olacak. Bir bakalım ne şekilde göreceğiz. Takibe almış olalım Tüpraş'ı. Adresim borsada1.com. Bu adrese girerek buradaki tüm adreslerimi takibe alabilirsiniz. Twitter, Facebook, YouTube. YouTube yayınıma katılıp beğenileriniz ve değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Ve burada WhatsApp ve Telegram için ücretsiz bilgilendirme grubuna katılım için formu doldurarak gönderirseniz benimle irtibata geçmiş olursunuz. Ve Facebook, Twitter, YouTube adreslerimiz mevcut. Buradan takip edebilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar, hoşça kalın.